Sevgili çocuklarım, merhaba. Şimdi size kısa çizgiyi anlatmak istiyorum. Önce şiirini okuyalım. Yine ben böyle durayım. Siz durdurun. Durdurdun. Sonra buradaki şiiri güzelce yaz defterine ve ezberle. Hecelerin arasına girerim. Sığmadıysa kelimen satır sonuna. Ben koşarım imdadına. Sen yeter ki üzülme. Evet, bak şiirde de dediği gibi hecelerin arasına giriyor çocuklar. Mandalina, kitap, sürahi. Hadi gelin bunu hecelerine ayıralım. Hece konusunda anlatmıştım size. Oradan hatırladınız mı? Evet, heceleri arasına giriyor. Hadi ayıralım heceleri. Man, man, da, li, na. Hadi ayıralım. Man, man hecesini yazdım. Ayırmak için arasına kısa çizgimi koyuyorum. Man. Evet, siyah alalım. Da. Kırmızıyla kısa çizgiyi koyalım. Da hecesini de ayırdık. Li. Man da. Li. Kısa çizgiyi koyalım. Ayırın, 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 ayırın. Na. Na. Evet, bu şekilde güzelce man, da, li, na hecelerini ayırdım. Ki, tap, ki, tap, ki, tap hecelerini ayıralım. Haydi bakalım. Ki, kısa çizgiyi koyalım. Kısa çizgi, tap. Şimdi sü, ra, hi, sü, ra, hi, sü, ra, hi. Üç tane heceden oluşuyor. Hadi ayıralım. Sü. Sürahinin ne olduğunu biliyor musunuz? Sürahi ne demek? Evet, içine su koyuyoruz değil mi? Su kabı. Büyük bir su kabı. Sü, ra, hi. Sü, ra, hi. Evet, kısa çizginin bu görevini size anlattım. Şimdi bir görevinden daha bahsedeceğim. Onun için de tahtayı temizleyip geliyorum. Çocuklar, satır sonuna sığmayan kelimeleri kısa çizgiyle ayırıyoruz. Şimdi bak, buna ne demiştim ben? Satır, değil mi? Satırın başı burası. Satırın ortası burası, satırın sonu da burası. Şimdi satırın sonuna kelime geldiğinde eğer o kelimeye yer kalmıyorsa o kelimeyi hecelerine ayırıp diğer heceleri bir sonraki satıra göndereceğiz. Yani ne demek istiyorum? Örnek üzerinde göstereyim. Diyelim ki yazdınız, 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 yazdınız. Satırın sonuna geldiniz. Diyelim ki otobüs yazacağız hadi. O to. Evet, yer kalmadı. Çok sıkıştı. Bu satırda yer kalmadı. Yani ben buna diyorum ki bu otobüste yer kalmadı. Sen bir sonraki otobüse bin diyorum ve kısa çizgimi koyuyorum. Bak bu kısa çizgi. Kısa çizgimi koydum. O, to, büsü de bir sonraki satıra gönderiyorum. Bir sonraki satırın başına geliyor. Şöyle. Anlaşıldı mı? Bir tane örnek daha göstereyim. Diyelim ki burayı da yazdık, yazdık, yazdık. Bir şeyler yazdık, yazdık, yazdık. Buraya kadar geldik. Telefon kelimesini satırın sonlarına doğru yazacağım. Yazmaya başladım. T. L hecesine sığdırır mıyım? Bir bakıyorum. Sığar gibi. L. Fon. Fon hecesi kaldı. Fonu ben buraya sığdırır mıyım? Bu otobüs doldu sanki, değil mi? Sanki bu otobüs doldu.
O zaman kısa çizgimi çekip fon tecesine diyorum ki sana yer kalmadı. Sen sonraki otobüse git. Tım 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 tım. Satır başına geliyorum. Fon. Fon. Bu şekilde. Bir de bir şey daha öğretmek istiyorum çocuklar. Ünlüler yani A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. Bunlar satırın sonunda tek başlarına kalmak istemiyorlar. Onları orada bırakamayız. Ne demek istiyorsun Canan öğretmenim? Mesela yine yazdık, 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 yazdık. Otobüs buraya geldi. Araba kelimesini yazacağım mesela. Tamam mı? Araba. A'yı buraya yazdım diyelim ki. Ve kısa çizgiyi çektim. Raba'yı buraya yazdım. Yazalım hatta. Ra ba. Evet. Aa, tek başına bir ünlü değil mi? Ünlü. Ünlüler tek başlarına satır sonlarında kalamazlar. Bu bir kural çocuklar. Yani buna ben diyorum ki sen burada tek başına olamazsın. Bu bir hatalı yazı. Ne yapıyorum? Hemen buradan silelim. A'yı tek başına bırakmamak için Ra'yı da yanına koyuyorum. Tamam mı? A Ra. Heh, şimdi oldu. Ra'yı da yanına koyarsam olur. Sonra tekrar bu otobüste yer kalmadı. Bir sonraki satırın başına gidiyorum. Ne kaldı buraya da çocuklar? Ba kaldı. Ara ba. Anlaşıldı mı? Bu şekilde satır sonuna sığmayan kelimeyi kısa çizgi hemen koşuyor imdadımıza. Dur dur ben ayırırım merak etme deyip burada bizi sıkıştırmıyor. Burası dolunca buranın başına tekrar dönüyoruz. Soldan sağa yazıyoruz. Bitince tekrar satırın başına gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Evet, bu dersi de burada bitirdik. Bir sonraki derste görüşürüz. Hoşça kal.